Can Ataklı, Korkusuz Gazetesi. Bırak bunları Allah aşkına Cimer. Etiketteki yazı Cimer o görüntüler eski diyor ama içliklerin paketinde 2023 değil yazıyor. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi var. Başında yıllardır Fahrettin Altun oturuyor. Kısaca Cimer denilen bu kurum eskinin basın yayın enformasyon genel müdürlüğü aslında. Görevi dış basındaki gelişmeleri takip etmek, özellikle Türkiye ile ilgili haberleri derleyip medyaya sunmak. Aynı şekilde Türkiye ile ilgili haberleri ve bilgileri uluslararası medya kuruluşlarına iletmekti. Ancak yeni dönemde Cimer daha ziyade sarayın propagandasını yapar hale geldi. Her türlü tanıtım ve reklam da buradan geçiyor. Bu kurumun içinde bir dezenformasyonla mücadele merkezi adında bir teşkilat var. Bu da medyaya yansıyan ama doğru olmadığı, çarpıtıldığı ve kasıtlı olarak çıkarıldığı ileri sürülen haberleri güya düzeltmek için çalışıyor. Bugüne kadar özellikle sosyal medyada yayınlanan bazı paylaşımlara bu merkezden yalanlamalar yapıldı. Son örnek İsrail'e gönderildiği ileri sürülen Türk malı termal içliklerle ilgili. Pazar günü sosyal medyada bir video paylaşıldı. Bu videoda İsrail'li e askerler bir konteynerdan paketler indirirken görülüyor. Paylaşım yapan kişi bunlar İsrail askerlerine gönderilen termal içlikler diye yazmış. Tabi video anında yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Ardından DMM'den yalanlama geldi. Ama ne yalanlama? Diyorlar ki bu malların üzerinde Made in Turkey yazıyor. Oysa Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2021 yılından bu yana Türk mallarının üzerinde Made in Türkiye yazıyor. Yani bu görüntü eskidir halkın yanlış bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Güzel, güzel de bu yalanlama değil ki. Sadece görüntünün eski olduğu belirtiliyor ve kurnazca yalan haber yapılıyor deniyor. O halde şunu soralım. CİMER ya da DMM, Türkiye'den İsrail'e 7 Ekim'de başlayan katliamlardan sonra yüzlerce gemiyle mal taşındığını yalanlayabilir mi? Velev ki görüntü eski olsun, bu neyi değiştirir? Türkiye ticari kaygılarla İsrail'e yapılan ihracatı tam gaz sürdürüyor mu sürdürmüyor mu? Kimi şaşkınlar Starbucks kahvelerini, Coca-Cola şişelerini yere dökerken bir takım kişilerin İsrail'e üstelik stratejik mal ve hizmet sunmaya devam etmeleri ahlak ve vicdana sığar mı? Cimer neden bu konuda bir açıklama yapmıyor? Meclis AKP ve MHP oylarıyla neden konunun araştırılması reddediliyor? Bu arada DMM'nin yalanlamasına rağmen dikkatli gözler bir başka gerçeği daha ortaya koymuş. İsrail askerlerin indirdiği paketlerin üzerinde 2023 diye yazıyor. Bu durumda ya bu termal içlikleri üreten firma 2021'den önce gönderdiği malların üzerine 2023 yazmış ya da Erdoğan'ın Madein Türkiye yerine Madein Türkiye yazılacak kararına kimse uymuyor. Gerçi o genelge görülen lüzum üzerine bir süre ertelendi bunu da Cimer bilmiyor demek. Kısaca Cimer'e bırakın bunları Allah aşkına diyorum başka bir şey demiyorum. Gazeteciler neden haber üzerine değil kişilikler üzerine kavga eder? Gazetecilik mesleğine girdiğim, özellikle yazarlığa başladığım günden bu yana ister istemez çeşitli polemiklere girdim. Ancak şuna çok dikkat ettim. Bana yapılan saldırı ne tür olursa olsun Asla konu dışına çıkmadım. Ağır biçimde eleştirdiğim kişiyi bile incitmemeye dikkat ettim. Bel altı vurmadım. Kendimi savunmak için başkasına ama sen de diye söze başlamadım. Ancak buna ne yazık ki birçok gazeteci uymuyor. Kendilerine yönelik her eleştiriye ya hakaretle ya da konuyu başka yere çekerek cevap veriyor. Karşılıklı olarak sen de gazeteci misin, sıradan birisin, zamanında falancaya az yalakalık yapmadın türü laflar ediliyor. Bunun son örneği Cüneyt Özdemir verdi. Ben de şaşırarak izledim her zamanki gibi. Cüneyt Özdemir hafta sonunda YouTube yayınında ABD'de uzun süre tutuklu kalan Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'yı konu kalmıştı. Özdemir yayını tanıtmak için Hakan Atilla ile fon dolandırıcılığındaki detayları konuşuyoruz diye bir tweet attı. Yurt dışında yaşayan gazeteci Erk Acerer ise bu paylaşımın altına uzmanına sorduk diyorsun yani güzel haber diye yazdım. Bay sen misin bunu yazan? Cüneyt Özdemir anında cevap vererek, berbat bir adamsın, gazeteciliğin de şaibeli, yatacak yerin yok dedi. Acelerse Özdemir'in sözlerini alıntıyarak, sakin ol şampiyon, kötü bir şey söylemedim, ne güzel işledim. Hakan Atilla ile röportaj yapıp, benim gazeteciliğimi şaibeli bulmak da ne bileyim, ayakkabı kutusu hiç sinirlere iyi gelir diye yazdı. Belli ki buna çok öfkelenen Cüneyt Özdemir bu sözler üzerine acelere bir kez daha yanıt verdi. Hak etmediğin bir mağduriyeti yaşıyorsun ama bu senin mağduriyet yeleğini giyip bize gazetecilik dersi vereceğin anlamına gelmez. Türkiye'de de vasat bir gazeteciydin. Orada da aynı çizgini bozmadan devam ediyorsun. Bence alkolü azalt, bak her seferinde gece birilerine bulaşıyorsun. Polemiklerle değil, yaptığın haberlerle konuşulmayı dene. Bu en zoru anlıyorum. Madem benim gazeteciliğimi beğenmiyorsun, dur seni benden kurtarayım. Blok, hadi Allah Berlin barlarına kit kat canavarı senin. Anlamıyorum. Ne gerek var bunlara? Oysa tek cümlelik cevap yetmez mi? Örneğin Özdemir, sen kendi gazeteciliğini yap, ben kendi gazeteciliğimi yapayım dese ne olurdu? Hayrola milleti savaşa mı hazırlıyorsunuz? Tekirdağ Çorlu'daki 5. Kolordu Komutanlığı 105. Topçu Alay Komutanlığında ilginç bir etkinlik yapılmış. Ortaokul öğrencileri için bir gezi düzenlenmiş. Gezi sırasında çocuklar eğitim alanına da götürülmüşler. Burada çocuklar deneyimli askerlerin gözetiminde nasıl silah tutulacağını ve nasıl ateş edileceğini öğrenmişler. Kötü niyetli olduğumu sanmıyorum ama bu çocuklara birkaç dakikalığına da olsa silah eğitimi vermek de nedir? Sanki savaşa hazırlanıyormuşuz izlenimi yaratmaz mı? Ayrıca o yaşta çocukları silahla tanıştırmanın da alemi yok bence. Yuh artık. Sütle fiyatına bakın hele. Muhtemelen havalimanlarından birinde çekilmiş bu fotoğraf çok lüks lokanta olamaz. Çünkü lüks lokantalarda vitrin yoktur ve fiyatta yazmaz. Bir küçük kase sütlaç tam 880 lira. Havaalanı ise fiyat için avro baz alınmıştır. O da yaklaşık 30 avro eder. Avrupa'da bu kadarlık tatlı için 30 avro isterlerse adamı döverler bile. Ama burası Türkiye. Artık devlet otoritesi diye bir şey kalmayınca herkes kafasına göre bir fiyat yazıp satışa sunuyor. 880 liraya bir küçük kase sütlacı kaç kişi alır bilemiyorum ama bu fiyat konduğuna göre alıcısı da var belli ki. Başsavcının dövdürdüğü kişi avukat çıkınca. Olay İskenderun'da yaşanmış. İbret verici bir başsavcı avukat hikayesi bu. Bizzat olayın mağduru avukat Bülent Akbay'ın ağzından dinleyelim. Bu sabah geçen perşembe İskenderun adliyesinin önünden geçerken ters yoldan gelen araçla kafa kafaya geldik kenara çekilip neden ters yoldan geliyorsun diye sorunca şoförün yanındaki şahıs sonradan öğrendiğime göre İskenderun başsavcısının özel korumasıymış. Sana ne lan sana mı soracağız diyerek tepki gösterdi. Ben de ne biçim konuşuyorsun hem suçlu hem güçlüsünüz diye cevaplarken beni aracın içinde otururken darp etmeye sonra araçtan indirip yere yatırıp darp etmeye devam ettiler. Başsavcılık görevi yapan şahıssa bu durumu izlemekle yetinmiştir. Benim avukat olduğumu çevredekiler söyleyince koşar adım adliyeye kaçtılar. Avukat Bülent Akbay gerekli tedavisini gördükten sonra başsavcı ve koruması hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Akbay şikayet dilekçesinde başsavcının yol kestirme olduğu için ters yoldan adliyeye gelmeyi adet haline getirdiğini belirterek trafik kuralları İskenderun başsavcısına işlemiyor mu diye sormuş. İskenderunlu avukat dilekçesinde başsavcı, şoförü ve koruması için derhal soruşturma açılmasını ve görevden alınmalarını da talep etmiş. Türkiye'nin haline bakar mısınız? Çok merak ediyorum o başsavcı ters yola girip buna karşı çıkan birini döven herhangi bir vatandaş için acaba nasıl bir iddianame düzenler?